Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi'llezî hadânâ li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Vessalâtu vesselâmü alâ resûlihî Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ecmaîn tayyibîne tâhirîn ammâ ba'd. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Muhterem Azizler, Baki-i Fani Dünyanı, tamamı mahlukatı mevcudatlarını yoktan var kılıp yaratken yekkeyi yegane Allah Hak Subhanehu ve Teala merçelerimizini özü yaratken bu utkinci imtihan sınavlı dünyada azizi mukarrem kılıp özüge bende kılıp yaratken geçiyor. Barchalarimizni sarvari kainot, sababi kainot bo'lgan xotimul anbiyo bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat qilib yaratganiga shukr. Barchalarimizni mu'min musulmon, mu'mina muslima ota-onalarimizdan dunyoga keltirganiga shukr. Allohim bugungi kechani yurtimiz, ahli mahalla, xonadondagilarimiz bilan tinchlik, xotirjamlik, tana sihatlikda yana Alloh barchamizga ko'p qatori imkon berib, salomat tong ottirishlik baxtini nasib etganiga shukr. Alloh nasib etgan bugungi oylarning sultoni bo'lgan muborak Ramazon-i Sharif oyini birinchi ulug' juma ayyomi kunga Alloh yetkazganiga shukr. Alloh taolo barchamizni bugungi kunda ham shu ulug' ibodatga Allohni o'zini baytiga mehmon bo'lishlik, shu ibodatni ado qilishlik baxtini bugun nasib etganiga shukr. Alloh taolo barchalarimizni bugungi kundagi ado qiladigan juma namozlarimizni Allohim fazli karami bilan duolarimizni, ibodatlarimizni qabul qilib Allohning baytidan pok holatda chiqishligimizni Alloh barchalarimizga nasib etsin. Muhterem azizler, bugün mana Ramazan-ı Şerif'ni 7. kunlari elhamdülillah. Bugün mana Haramayn Şerifeynler o'tirishibdi. Medine-i Münevvere'de ibadetler qilganlar o'tirishibdi. Hicretni 2. yilida Alloh farz qilgan İslomning arkonlaridan bo'lgan zakot masalasida bugün mana O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy hazratlarini imzosi bilan zakot moliyaviy ibodat mavzusida inshaalloh maqadri imkon shu asosda sizlarga sohbat qilamiz. Bu imtihon dunyoda mu'min musulmonga Xudoy taolo bergan mol mulk ham bu sinov. Kimgadir berib sinaydi, kimgadir olib sinaydi. Shunday ekan, Alloh taolo qaysi bir insonga moli dunyoni bersa, Alloh buyurgandek, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ko'rsatmalaridek sarf qilsa, to'g'ri yo'lga, yaxshilikqa sarf qilsa dunyoyu oxirati uchun manfaat bo'ladi. Alloh taolo qodir qilsa mol mulkka, uni buzg'unchilikka, nopok ishlarga ishlatilsa, buni qanchalik dunyoyu oxiratda zarari, ziyon zahmati to'g'risida mana bugun inshaalloh sizlarga yetkazamiz. Alloh subhanahu va taolo Sure-i Tagabunda merhamet kılıp eytedi ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Allah Ta'ala bana bu ayet-i kerimede sizlerden mal mülkleriniz, farzandlaringiz faqat bir sinov, ulug' mukofot esa Allohning huzurida. Demak, Alloh taolo bu yerda moli dunyoni va farzandni bayon qilyapti. Farzand
hem amanet, hem ibret, hem nimet. Xudoni bergan ne'mati. Bu xudoni ishi bu. Bandani ishimiz. Birovga ko'p qiz beradi, faqat qiz farzand. Kimgadir faqat o'g'il farzand. Kimgadir bu sinovli dunyoda na qiz, na o'g'il. Bu sinov. Lekin bu omonat. Moli dunyo ham omonat. Alloh taolo moli dunyoni berib sinaydi. Qani shu bandamga harakatiga qarab qilayotgan ishiga qarab men bir mol mulkni beraychi, bu meni roziligimda nima qilar ekan deb sinaydi. Farzandni ham omonat qilib beradi. Bir chaqaloq jannati rayhonini Xudo beradi. Qaysi bir xonadonga Alloh taolo bir chaqaloqni Xudo nasib qilsa, u xonadon nihoyatda ulug' tabarruk xonadon bo'ladi. Tabarrukligiga sabab payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom hur chaqaloq bor xonadon tabarruk bo'ladi. U xonadonda jannati rayhoni bor deganlar. Demak, shu Xudo taolo mol mulkka ega qilib, farzand berib, bu ne'matlarni tepasiga vazifalarni, burchlarni yuklab qo'ygan, shu moli dunyoga ega qilgan bandani Alloh taolo mana zakot farz qildi. Zakot farz qildi. Zakot shu islomni 5 farzidan biri. Buni o'sish, salohiyat, poklash kabi ma'nolari bor. Istilohda esa boy kishi ma'lum bir mollardan zimmasiga vojib bo'lgan miqdorini kambag'allarga mulk qilib berishlik nisobini qilib ana shuni 40dan biridan zakot berishlik Xudo mol mulki ega qilganlarni tepasiga farz qilib qo'ygan. Alloh taolo zakotni farz deyiga ana qancha oyatlar, qancha payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomda muborak hadislari bor. Jumladan Alloh taolo Qur'onda 8 marta 8 joyda takror qilgan aqimus sola va atuz zakot. Namozni qoyim qiling, zakotni bering. Namozni ado qiling, zakot bering. Boshqa orada kalima yo'q. Namoz qanday bizga shart qilingan bo'lsa, zakot ham shunday. Demak, mana alhamdulillah mana shu Ramazon-i Sharif nafl ibodatlar boshqa oylardagi farzni miqdoricha savob oladi. Bir odam boshqa oyda bitta farzni ado qilgan bo'lsa, berilgan savob bir tarozini pallasida tortilsa qancha bo'lsa, bu oydagi naflga beriladi. Nafl ibodat o'sha boshqa oydagi bitta farz savobicha. Agar bitta farzni ado qilsa-chi, boshqa oyda 70 ta farzni ado qilgan savobini topadi. Bugun mana juma o'qidik. Jumani 70 ta jumani hisoblangchi, har oyda 4 tadan bo'lganda 10 oyda 40 ta bo'ladi. Salkam 1,5 yil jumani tark etmay juma o'qiganda savobini bugungi jumadan topamiz inshaalloh savobini. Ana baxtni qarang. Shu kunga bugun yetkizmagan necha million Xudo taolo nasib qilmagan bandalar bo'lgandi. Kechqurun yotib, ey Alloh, salomat tong ottirishni Xudo nasib qilgin. Bugungi ilk juma namozini Ramazon oyidagi bitta bugun jumaga borib baytingda ahli jamoat bilan badani pok, libosi pok, qalbi pok, botahorat bandalaringni qatorida o'tirishlikni Xudoim nasib qilgin deb yotgan bandalarda necha millioni bugun omonat dunyoni ko'rishdan havosidan bebahra bo'lgandir azizlar. Bugun juda katta ulug' baxtni, ne'matni Xudo berib turdi. Ana bizga savobimiz qancha. Bugun shuncha savob olishga Xudo taolo nasib qilib turibdi. Buni albatta qadriga yetib, bunga har qancha shukr qilsak oz. Bugun 70 marta jumaga kelganda savobini bugungi namozimizda inshaalloh savobini topamiz Xudo xolasa.
Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem etraf engellerge vakil yöneterek eller. Sahabelerde zekat yığıştırışke Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anhune Yemen'e yönetip etken ekeller ki ularga borib ma'lum qilgin Alloh taolo ularni molini boylaridan olinib kambag'allarga qaytariladigan bir sadaqotni vojib qilganligini farz qilganligini yetkazgin dedilar. İmam Buxoriydan rivoyat qilinadi bu hadis muborak. Endi bunga hiyla qilsakchi, bunga bunu mohiyatiga yetmasdan ha endi bizga biz qachonki bir hali mablag'ni hisob qilmaylikda hojati asliyadan tashqari narsalarimizni ham uyli mollarni pulga pichishimiz kerak. Hojati asliyamizdan tashqarini yil aylansa o zakotga qodir bo'lmagan odam sanaliq chiqadi hisob kitob qilsak. Alloh taolo zakot bermaydiganlarga qattiq azob bilan ogohlantiryaptiki, Sura-i Tavbada Estaizu billah vellezina yaknizuna zahaba vel fizzata ve la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim. Sadakallahul azim. Bitta Alloh taolo mana oltin kumushlarda hani saqlab to'plaguvchilar o'shalarda xudo yo'li o'shani zakotini chiqarmay sarf qilmaydiganlarga alamli azob borligi haqida xabar berib qo'ying ey Habibi Muhammad alayhissalom. Ummatlaringizga ayting, zakotga beparvo bo'lmasin, zakotini chiqarishsin deb Alloh taolo mana oyati karimada ogohlantiryapti. Yana bir oyatda shu sura-i Tavbada marhamat qiladiki أستعذ بالله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم. مال ملكlerden ularni o sababli poklashingiz va tozalashingiz uchun sadaqa olish va ular haqqiga duo qiling. Albatta duoingiz ularga taskin tasallidir. Alloh eshituvchi, bilguvchi zotdir. Demak, zakot bergan kishi gunohlardan poklanadi. Mu'minun surasida Alloh Firdavs jannatini meros qilib oluvchi mu'minlarning bir sifati zakot beruvchilar. Hamma jannat nomlari bor. Hammamiz ulug'lardan, ustozlardan Parvardigor Firdavs jannatinga nasib qilgin, shu jannatdan nasib qilgin deb makonlarimizni Firdavs jannatdan bo'lishlikni nasib qilgin degan duolarini eshitganmiz. Alloh taolo mana shu jannatni Firdavs degan. Mana aytadilar payg'ambarimiz alayhisalom Me'rojga chiqqanimda bir jannatni ko'rdim. Jannatni darvozasini tepasiga yozib qo'yibdi. U jannatni darvozasini nomi Rayyon darvozasi ekan. Nihoyat uni ta'rifot qilishga ojizman. Shunda birodarim Jibroildan so'radim, "Yo Jibroil, u Rayyon nomli bu jannat kimlarni makoni?" Alloh taolo sizni ummatingizga farz qilgan Ramazon ro'zasini ixlosi e'tiqod bilan tutib, Xudo rizoligida butun vujudi ro'za bo'lib ro'za tutgan ummatlaringizning makoni. U Firdavs jannatida Xudo taolo sinovli dunyoda harakatini evaziga bergan moli dunyosidan zakot chiqarganlarni makoni Firdavs jannatida bo'ladi. Alloh taolo Mu'minun surasida marhamat qiladiki astag'fir billah وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ. Ular zakatını ada etuvchilar. O zakat, azizler, Kur'an-ı Kerim'de
İbrahim aleyhisselam, Lut aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakub aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselamga zakat farz qilganligi haqida Qur'an'da ayet var. Demek bu zakat hem kadimi ibadet. Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Meryem'de Allah Teala İsa Aleyhisselam tilidan aytiladi ki Estaizu billah ve cealani mübarekan ayna ma kuntu ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Sadakallahul azim. Yani beni kayırda bulsam berekatli kıldı. Madem ki hayat iken ben menge namazını ve zekatını eda etişini buyurdu dedi. Bana Sure-i Meryem'de Allah Teala İsa Aleyhisselam tılıdan Kur'an'da bayan kılıyor. Demek muhterem azizlerimiz zekat veriş altın, kümüş, ticaret için bakıladığın hayvanlar bazılar aytadı, mal aladı, maksat ne mi? Turtta malı bağlayıp koygan, ne uvasta, maksatı ticaret, onu satış için bakıyken bu se, o şey bakıyken malı satış niyeti de bu se, onu pülüden zekat çıkaradı. Ticaret için agen bu se. Lakin hayvanlarda nisabı var o se. Koydaki var, maldaki var, tüyanaki var. Endi bizde kubrak koylar, mallar. Ama sağın sigir kısabkı kirmeydi. Bundan faydalanemiz. Demek o şey narsalardan, dokandaki narsalar, tayyor mahsulatlar bulsa, o şey mahsulatlar diyem, kıyım keçeyi bulsun, başka bulsun, hemmesinin kıymetini çıkarış filan zakatke kısab kitap kılınladı. Mesela cihazlar bulsun, faydalanırken aftan ulovlar bulsun, sigir bulsun, ya ki bir narsa işlep çıkarış için cide katta pulga bir mahsus bir aparat alıp gelen bulsa, 200 milyar ki ogan bulsa yam, o ogan narsasını uşa zavod fabrikanı işlep bir narsanı işlep çıkarılıyor narsan emas, uşanı koyup durup işletkendeki çıkarken mahsulatıdan zakat veredi. O koygan narsasından aparatını pulüden zakat çıkarmaydı. Uşa aparattan faydalangan narsasından yığılgan mablağdan zakat çıkaradı. Kimdir 100 milyonga bir okuyan bulsa, bunu ya ki 100 milyarga okuyan bulsa, o narsadan çıkarmaydı. Uşandan nemedir çıkarıp yan bulsa, uşa narsasından zakatını çıkaradı. Demek, azizler, kimde malın hesabı 85 gram tıllage kıymeti yetse, bir yıl tulsa onge zakat farz bulur. O şey zakat veruvchi kalbiden zakatı niyet kılıçlığı şart. Ali yukarıda etkenimizdik. Zakat çorba hayvanlar, koy, içki, uşu, sigir, tüya, at, bunlar da birbirine koşup hesaplamaydı. Alahide alahide nisabki yetişliği şart kılıngan. 40'ta koy yetse bitti koy. Sigir 30'da olsa ondan bir yaşını tutuldurgan buzağı. Tüya 5'te yetse bitti koy. Şimdi erkek urgacı atlar araraş olsa atını her bittesinden kıymetini 40'dan birini zakat kılıp verilen. Kaç sonu artı varsa o şenge karab hesabını çıkara uğradı. Bana bir yana kaytarıp bir esnetme kımakçımız azizler zakat bana 34 milyon songa kadir bugün insanlarga 40'tan birinin zakat verişliği bana fatvanı otgan savaram ettik.
fitr sadakatı, turhul narsadan fitr sadakat çıkarılar. Buğdaydan, arpadan, mayizden, hurmadan. To'rtta mahsul ettik. O'shani hisobidan çıkarılar. Buğday, arpa, mayiz, hurma. Buğday 2 kilosu. Arpa'nın 4 kilosu. Mayizli 2 kilosu, hurmanı hem 4 kilosu. Hazır bazarda bu ahiretimiz için bu da itala kadir kıyamısı beni keçe şu tümenimizdeki berçe imam hatiflerimiz yığılıp bu ay şunaka ay bosa hem menesi gem sarık kıl yapız şu canbaşıya 10 binden kısık bir de bir adamlarımız şu fitir sadakat şunaka hangi bir ahireti için onu şun diye kıpoyulsa degen bir toktam yükelindi bugün tümenimizde hem meclislerde 10 bin sonundan fitir sadakat can başıya. Eğer arpadan kıl ediyen olsa 4 kilosunu 16 bin gibi bağı kılınken. Mayızdan 2 kilo olsa 100 bin son bir kişiye. Hurmadan fitir sadakat veremen dese bunda 160 bin bir kişiye. Fidyanın miktarını aytıp öttük. Fidyanın miktarı özürlük adamlar, roza tutalmayan adamlarga bir günlüğe 25 binden 30 günlüğe 750 bin sum. Bana Özbekistan Müslümanlar İdarası buyruk verdi. Şu resmi cami meclislerde Allah'ı da ihsan kutu etrafıge zakat, fitr sadakat, fidyeler üçündür yazıp yapıştırılıp o şey bir ay tügegende mahsus grup numaraları açıp bunu o şey 50 faizini vakıf fonduge 50 faizini mescidde müracaat kıyan yetim yesiri ballar, beva biçareler, bir keseller, şuna hangilerge 50 faizini verişlik, o şey sonmanı 50 faizini vakıf fondiga 50 faizini mescidler, şuna kalarge tarikatçılık doğrusu buyurup geldi. Ana ağzı taşkarıge yonma yon kıp koyuldu, bittesi ihsan için, bittesi de fat takılı yazıp koyulgen, fitr sadakat, zakat fidyelik. Yani meclide gelip onu fitir sadakatımda defterge yazışmaz. Öşette okutturup öşetge. Ailemizde ne çıkışı bilse şun getirip taşıydıken müzik o şenge taşıp koyulardı. Muhterem azizler ben elhamdülillah bu da gibi ada şükür sabırlar izge rahmet. Bana şu taharat hanı bana anca müddet işlemeyi turdu. Bana elhamdülillah bugünden bana şu taharat hanılar hem halatları indi. Ve kadri imkan şu şeraitler kılındı. O da halasa bana taharat hanı indi. O da halasa keçesi hükümdüzü. Çetki kileken taharat kılıvçiler için şeraitler elhamdülillah. Tayyor bo'lib bugundan mana faol ishlashdi, ishlash uchun ochib qo'yildi. Mana qanchalaringiz bunga shohidsizlar, doim nazorat qilib turdilaringiz. Mana shu yerda Xudo rozi bo'lsin. Yerda katta ancha sarmoya yaratgan Alloh shohid. Xudo shohid. Shu baytulloh biz bir narsani niyat qilib bir joyga uzatdikmi, qo'limizdan o'tishligimizdan haqqimizni Xudo o'zi ado qiladi inshaalloh. Niyetimizde şu nima deb mana zakot deyapmizmi, fitr sadaqot, fidya deyapmizmi, ihson deyapmizmi, qo'limizdan o'tdimi, attagan joyimizga u qabul qildimi, bo'ldi bizga, buni mukofotini undan emas, Allohdan so'raymiz, Alloh beradi. Alloh rozi bo'lsin mana shu roza oy kunlarida ham, roza og'iz Alloh rozi bo'lsin, chetda chang yutishib, shuna qilib qancha xizmatlarni qilishdi, Alloh rozi bo'lsin. Sizlerde bir vasile kılıp, şedde bir bakadır imkan, bazı şu hizmet kıyallarda hakkıya dua alış, niyetini koyduk. Şunun için sizlerde bir güvahlilerinde, şedde hizmet kıyallar, ihtiyarcan, ehliyarcan şagirdleri bilen, İslamcan bana maşinesi bilen daim hizmette buldu. Kanca önden taşkara kelerimiz,
Neşteleri o kişiden taşkariyem, neçi metreli Ford maşineleri var, yanında bu maşineleri varlar. Neçi metreli şu, şuna kanki hizmetlerde buluştu, bunlar da hakları ge. Abdümümün, Akmalcan, Sanboy şagirdler bilen hizmet kılıçtı, Abdurrasul şagirdler bilen orunduklar, ayak koydu gallardı, minnetip verişti. Anvarcan, İkbalcan, Farhatcanlar su tizimini kıverişti. Sahipcan şagirdler bilen hava torta degen aparatlar da onneti verişti. Kusambay, Şaircan bana şu elektrik işlerine işte, adakı verişti. Mırkança şu şette bir geleceğide bir ilge yurtke cemiyetken bir manfaatim teysin dip ata anaları şularge şerait verip ilim okuyakken şette bir Ali de kenge repetitor alıp okuyakkenler bazı numaralarımız, oğul kızlarımız, bana kuresler. Taza bu sede, artılgen bu sede gelip şartı sıfırıp sildirip, şuna kanki kaytattan, yine şuna kanki makalışıp, şetki şundi bir uluk var var digar. Uluk bandaların, aziz bandaların nasip digerler, kelede hakkımızda dua kılırsa, maksatımızı gıdayım, uzun bir gün şilerde duaları bilen, ilahim bir ilgili yılda şu, ota anam ya, bana bir kuantre, bana şundi bana talebe buluşluydu, maksat kigen cöyümge okuşge kirişliydi, Allah nasip kıldı dip, kuvanışlıydı, o kuvantırışlıydı ata anasını. Maksadı da şetlerde bana bir saat, iki saat şu oğul kızlarımız daim iş görüp, sidirip, şuna kengi bir hizmetlerde kıp duruşadı. Şu kızlarımız hem ence taharat hanelerde bağlarımız hizmetlerde kılıçtı. Bülerge şu Ramazan geçe az avukatlardı, taamlarda tayyelle verip duruştu. Allah razı olsun. Haracat kibirgeller var. Allah razı olsun. Şeytke bir halisane ihsan kibirgeller var. Meblağlardan ihsan kibirgeller. Akramcan Hacı, Namancan Hacı ki Hayatcan ülkeler bilen dokandan alingen derslerden anca ancasını şu mescit için geçti de kança kançalarını geçti bazıları azra hamesini keçi vardı Allah razı olsun hamelerden. Hayrullah san texnik narsalarda ko'pini ihson qilib şu bekorga olib berdilar. Kabir akam shogirdlari bilan Olibjon Akmaljonlar chetda bir xizmat qilishdi. Chetda xizmat qilgan bazılarının nomlarini agar unutgan bo'lsak, men bor uzr so'raymiz. Haliga aytganimizdek Alloh taolo ularga o'sha qilgan xizmatlariga Xudo xohlasa ajrini mukofotini dunyoyu oxiratga namoyi amalga bitildi. Lekin biz ham bir jamoatlarimiz Xudo xohlasa fi sabilloh shularda haqlariga inshaalloh duoda bo'lamiz. Shularga bir duo qilsak-da keyin ehsonlarni o'qiymiz. Amin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah parvardigor mana qancha bandalarini shu baytini obod bo'lishida xizmat qilganlarda hissa qo'shganlarda hammalarini Allohim nomlarini zikr qildik. Allohim parvardigor ularda avvalo vujudlariga sababchi bo'lgan ota onalari o'tib ketgan bo'lsalar Allohim rahmat qilgin. Hali hayotdalarini tan jonlarini salomat qilgin. Shunday kasbni hunarni bularga Allohim o'zing munosib ko'rgan ekansan mana shu yerda mana ro'za kunlarida ham xizmatlarda qilishdi Allohim bu bandalaringdan o'zing rozi bo'lgin. Parvardigor dunyo oxiratdagi maqsad murodlarini Alloh o'zing hosil qilgin. Parvardigor beriladigan bu qutlug' oylardagi behisob behisob ajru hasanotlaringni ularga o'zing ato qilgin. Parvardigor bunga hissalarini qo'shganlarni ham Allohim tan jonlarini salomat qilgin. Xonadonlariga kasbu kamolatlariga tüccarlariga Allohim o'zing barakotlarini ato qilgin. Ularni tepalarda turgan duogo'ylarini Alloh salomat qilgin. Parvardigor shu kasbga mehr qilishgan ekan mana shunday bir go'zal qilib bosgani bir hijolat bo'lasan odam. Ilohim parvardigor qo'llari dard ko'rmasin, yomon nazarlardan saqlasin. Parvardigori olam o'zlariga o'zing bergan zurriyotlaridan ham mana shundaqangi bir dunyoyu oxiratda manfaat bo'ladigan ishlarda ado qiladigan farzandlardan bo'lishliklarini Allohim nasib etgin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bi rahmatika ya rob.